Nerede kalmıştık? Dünya artık bizim gibi insanlar ya da hayvanlar için yaşamaya daha elverişli bir hal almaya başlamıştı. Geçtiğimiz videoda Proterozoik devirde oksijenin atmosferde birikmeye başladığını ve bunun ilk kar topu dünyaya yol açtığını, anaerobik türlerin toplu yok oluşuna sebep olduğunu ve ökaryot hücrelerin yaşamasına uygun bir ortam sağladığını görmüştük. Daha da önemlisi bu şartlar altında ökaryot hücreler çok hücreli organizmalar oluşturabilmeye imkan buldular. Şema üzerinde bakacak olursak çok hücreli yaşam işte tam burada başlıyor. Bir noktanın altını çizmeliyim yalnız. Tüm bu tarihlerin aslında kesin olmadığını size bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Daha fazla jeolojik kayıt keşfedildikçe veriye sahip oldukça bu veriyi incelemek için kullanabileceğimiz cihazlar geliştikçe bu tarihler gitgide kesinlik kazanabilir. Ancak konunun bütünlüğünü oluşturabilmek için günümüz bilim dünyasında kabul gören yaklaşık tarihleri size burada e, vererek anlatmak istiyorum. Çok hücreli yaşamın başlangıcıyla aynı zamana denk gelen ilginç bir olay daha var. Eşeyli üremenin başlaması. Bu durumun kendine has bir ilginçliği var. Evrim teorisine göre daha önce DNA'daki çeşitlilik tamamen mutasyonlara, DNA içinde veya etrafındaki rastgele hareketlere ve virüslere bağlıyken eşeyli üreme ile ortaya bir çeşit sistematik DNA harmanlanması çıkıyor. Böylece gen havuzunda daha çok çeşitlilik sağlanıyor. Seçilim imkanı artıyor ve evrim teorisini savunan bilim insanları bu durumun evrimleşmenin hızını arttırdığı görüşünü savunuyorlar. Çeşitli kaynaklardan bulduğum bilgilere göre çok hücreli canlıların ve eşeyli üremenin ortaya çıktığı tarih günümüzden yaklaşık 1,2 ila 1,5 milyar yıl geri gidiyor. Tabi aradaki 300 milyon yıl fark o kadar da önemli değil tabi değil mi? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer arkadaş 300 milyon yıl nedir diyorsunuz. Tabi dediğim gibi bunlar yaklaşık tarih aralıkları. Proterozoik devirden bahsederken değindiğimiz bir başka konu da atmosferde biriken oksijenin ozon tabakasının oluşumuna yol açmasıydı hatırlarsanız. Ozon 3 oksijen atomundan oluşur. O3 şeklinde yazılır. Proterozoik devrin sonlarına doğru mesela günümüzden 550 milyon yıl kadar önce ozon tabakası karayı UV ışınlarından koruyabilecek kadar yoğun hale geldi. Bundan geçtiğimiz videoda bahsetmiştik. Dünya mütemadiyen UV ışınlarının saanağı altındaydı. O yüzden başlayamamıştı. Bugün insanlar da dahil karada yaşayan tüm canlıların güneşten gelen ciddi anlamda radyasyona maruz kalmasını engelleyen ve biyolojik açıdan karada yaşamın var olmasını sağlayan tek şey ozon tabakasıdır. İşte bu zaman aralığıyla aynı dönemde 550 milyon yıl kadar önce yaşamın kolonileşmeye başladığını özellikle de kara yaşamının kolonileşmeye başladığını görürsünüz. Bu durum aslında beni de epeyce şaşırttı çünkü her zaman ağaçların ve otların karada var olduklarını, toprakla beraber geldiklerini ve hayvanlar yokken de dünyanın yüzeyini sardıklarını düşünürüz. Ancak ortaya çıktı ki hayvanlar karada bitkilerden önce kolonileşmişler. Bitkiler eksi artı onar milyon yıl ile günümüzden yaklaşık 450 milyon yıl öncesine kadar sahnede yoktular. Böylece proterozoik devrin sonuna geliyoruz. Yaşam karada kolonileşmeye başladı. Artık bir ozon tabakamız var. Ardından buralarda başka bir buzlanma veya kar topu dünya dediğimiz olay daha yaşandı. Neden ortaya çıktığına ve nasıl kaybolduğuna dair çeşitli teoriler var. Belki yanar dağlar vardı, belki de sera gazları kim bilir. Ama biz bu dönemi incelediğimizde yaşamın yayılmaya başladığını görüyoruz. Yaşamın yayılması fanerozoik devre girdiğimizde daha da artar. Fanerozoik kelimesi yaşamın belirginleşmesi anlamına gelir. Fanerozoik devir burada üç farklı devrin birleşmesiyle oluşan yani üçünü kapsayan bir uzun zaman dilimine verdiğimiz addır. Grafikte küçük görünen bu devirler yüzlerce milyon yıldan oluşuyor. Paleozoik devir, Mezozoik devir ve Senozoik devir. Fanerozoik devrin alt kümeleri bunlar, yani birer parçaları. Bazen Fanerozoik devir yerine Fanerozoik zaman ifadesini de duyabilirsiniz. Bazı bilim insanları ya da kaynaklar devirleri kapsayan bir devir yerine zaman kelimesini kullanmayı tercih ederler. Her neyse, sanırım fikri anladınız. Paleozoik devir hala devam ediyor ve biraz daha detaya inmek gerekirse şu an halen Senozoik devirdeyiz. En sevdiğin devir hangisi diye sorarsanız bana sanırım Paleozoik devir derdim. Çünkü şu ana kadar gördüğümüz ve görmeye devam edeceğimiz jeolojik devirlerdeki en ilginç olaylardan biri Paleozoik devrin ve dolayısıyla Fanerozoik zamanın ilk döneminde gerçekleşen Kambriyen dönemidir. Bu ismi daha önce duymuş olabilirsiniz şemanın şurasına işaretliyim. İşte bu zaman aralığında dünyanın başına bizim Kambriyen patlaması dediğimiz şey geliyor. Böyle dememizin sebebi ise var olan türlerin ve cinslerin sayılarında, gezegendeki biyolojik çeşitlilikte gerçekten bir patlama olması, yaşamın hızla yaygınlaşmasıdır. Patlama kelimesi genellikle canlıların yok olmasını çağrıştırsa da, burada biyoçeşitliliğin patlamasından, yaşamın dünyaya yayılmasından bahsediyoruz. Bunun gerçekleşmesinin sebebi ozon tabakasının oluşmasıyla canlıların karada kolonileşebilmesidir. Aynı zamanda oksijen bakımından zengin ortam sayesinde karmaşık organizmalar ve çok hücreli canlılar görmeye başlıyoruz. Bu olayların tarihleri birbiriyle örtüşüyor. Bu bir tesadüf olamaz. Eğer zamanı 10 ile 50 milyon yıl kadar ileri sararsanız ilk balıkları ve ilkel amfibileri görmeye başlarsınız. Biraz daha ileri sararsanız bitkileri görmeye başlarsınız. Artık Kambriyan döneminden çıkmış olduk. Buraya kara bitkilerin başlangıcını çizeyim. Tabii ki bunlar fosil kayıtlarına dayanarak elde ettiğimiz kesin olmayan tarihler. Tekrar hatırlatıyorum. Beni burada en çok şaşırtan şey, dünya tarihine dair en temel şeyler olarak nitelendireceğimiz olayların nispeten ne kadar yeni olduğu. Örneğin 450 milyon yıl öncesine kadar kara üzerinde bitkiler yoktu. Veya böcekler henüz karaya çıkmamışlardı. Hatta 400 milyon yıl öncesine kadar hiç var olmamışlardı bile. Sürüngenler 300 milyon yıl öncesine kadar yoklardı. Şuraya kadar geldik. Memeliler 200 milyon yıl öncesine kadar var olmamışlardı. Kuşlar ise 150 milyon yıl öncesine kadar var olmamışlardı. Uzak geçmiş olarak nitelendirdiğimiz tüm dinozor çağı aslında Mezozoik devirdi. İşte dinozorların zamanı burada. Zaman çizelgesine baktığınızda tüm bunların dünya tarihi ve şu ana kadar konuştuğumuz olaylara kıyasla oldukça yakında olduklarını görebilirsiniz. Günümüzde yaygın olarak kabul gören teoriye göre bu devir 10 kilometre çapında devasa bir kayanın bugün Meksika'da Yucatan Yarımadası'nın bulunduğu yere çarparak başta dinozorlar olmak üzere tüm büyük kara canlılarını yok etmesiyle sona ermiştir. Yine de beni en çok şaşırtan şey, doğanın en temel unsurlarından olarak düşündüğüm çim ya da çimenin ortaya çıkmasının 40 ila 70 milyon yıl önce gerçekleşmesidir. Bitkilerin 450 milyon yıl önce ortaya çıkmasına yani öncesinde karada hiçbir bitki olmamasına şaşırmıştım. Ama şu anda toprağı kaplayan ot, çim ya da çimenin gezegenimizin üstünde oldukça yeni bir şey olduğunu öğrenmek gerçekten de ilginç. Bu arada çiçekler yalnızca 130 milyon yıldır varlar. Bu da demek oluyor ki dinozorların var olduğu ancak ot, çim veya çimenlerin henüz bulunmadığı bir dönem yaşandı. Bu çizelgenin tamamına baktığınızda ilginç tespitler göreceksiniz. Burası dinozorların ortaya çıktığı dönemdir. Tüm bu kahverengi hat memelilerin ortaya çıkışını gösteriyor. Dinozorlar memelilerle aynı dönemde ortaya çıkmışlar ancak bu noktada yok olmuşlardır. O dönemki ilkel insanlar teoriye göre dev kaya dünyaya çarptığında oyuklara ya da mağaralara gizlenerek ve yiyeceklerini saklayarak bu ölümcül olaydan dinozorlar gibi etkilenmediler. Tabii ki çok ölen oldu. Hatta büyük memelilerin çoğunun soyu tükendi. Ama insan ya da sonradan insana benzeyen canlılar zekalarını kullanarak bu dönemi atlatmayı ve soylarını devam ettirmeyi başardılar. Zeka ve insan demişken, insanı mütevazileştiren, neredeyse gülünç ve tuhaf görünen, burada zar zor görülebilen bu nokta ilk insanın 2 milyon yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor. Kaldı ki bilim insanları ilk insan derken fazlasıyla cömert davranıyorlar. Bahsi geçen canlılar aslında ilk ilkel insanlar. Bizimle aynı olan insanlar ya da en azından aynı şekilde görünen insanlar günümüzden 200 bin yıl öncesine kadar var olmadılar. Bu konuda 200 bin ila 400 bin yıl arası çeşitli tahminler mevcut. Dolayısıyla ilk insanların 2 milyon yıl önce ortaya çıktığı bilgisi oldukça cömert bir ifade. Evrim teorisine göre insanoğlunun bu gezegende ne kadar yeni olduğunun altını çizmek için şu tabloya bir bakalım. Daha önceki videoda, bir videoda bahsettiğim üzere bu tablo dünyanın son 5 milyon yıllık tarihini kapsıyor. Burası günümüz dersek ve sağ tarafa doğru yani geri doğru gidersek Homo sapiens yalnızca 200 bin yıldır burada. Homo sapiens'in kuzeni Neandertaller kimileri onların insanların atası olduğunu düşünüyor olsa da değiller ama bilimsel bakış açısıyla aynı kökten geldikleri için kuzenler. Tabii Homo sapiens'lerle karıştıklarına dair çeşitli teoriler de var. Dolayısıyla bugün dünya üzerindeki insanların bir kısmında neandertal DNA'sı olabilir. Lütfen bunun hakaret olduğunu düşünmeyin. Neandertallerin oldukça büyük beyinleri vardı. Yani kafaları büyüktü ama bu da büyük bir beyinleri olduğuna işaret ediyor. Onları hep ikinci sınıf canlı gibi nitelendiririz ama belki de var olmaya devam etseler bizim gibi ya da bizden daha ileri bir cins olabilirlerdi. Her neyse bu konulara çok fazla girmek istemiyorum ve belirtmek isterim ki ben burada bilimsel teoriler üzerine yorum yapıyorum. Tabii ki bu konuların bir de inançsal boyutu var. Konuya dönecek olursak burası oldukça kısa bir zaman aralığı. Eğer 2 milyon yıl geri gidersek ilkel insanlarla karşılaşırız. 5 milyon yıl geriye gittiğimizde ise yalnızca şempanzelerle karşılaşırız. Umarım tüm bu anlattıklarım size en azından bir fikir vermiştir.